Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda organik kimya bölümüne ait 24. testi çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıdaki alkol türevlerden hangisinin sınıflandırılması yanlış verilmiştir. Evet alkoller biliyorsunuz ki iki şekilde sınıflandırılabilir. Bir alfa karbona dedim yani bağlı olduğu karbona göre bir de yapısındaki hidroksil grubu sayısına göre poli alkoller ya da monoalkoller. alkoller. Evet e, alfa karbonuna göre yani bunun bağlı olduğu karbona baktığımızda kaç tane karbona bağlı bir tane o zaman bu bir primer alkoldür. Doğru mudur? Doğru. Bakın hidroksil grubunun bağlı olduğu karbon bir buradan karbona bağlı bir de buradan bir, bu nasıl bir karbondur. Sekonder karbondur. O zaman bu da bir sekonder alkoldür. Doğrudur. Bakın hidroksil grubunun bağlı olduğu karbon 1, 2, 3 tane karbona bağlı. Tersiyer karbondur. Bu da tersiyer alkoldür. Yapısında birden fazla hidroksil grubu varsa polialkoldür. Yine buraya birincil alkol demiş. Bakın hidroksil grubunun bağlı olduğu karbon bir bu karbona bağlı, bir de bu karbona bağlı bu bir sekonder alkol olması gerekirdi arkadaşlar. O zaman E şıkkı yanlıştır. İkinci soruya baktığımızda yukarıda formülü verilen bileşikle ilgili hangileri doğrudur? Evet biliyorsunuz ki alkolle de adlandırma yaparken sistematik adı diyor. Hidroksilin yakın olduğu uçtan başlarız. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Dördüncü karbonda metil var. 4 metil. Birinci, ikinci ve dördüncü karbonda hidroksil grubu olduğu için 1, 2, 4. Toplam 5 karbonum var. Pentan. Triol ya da pentatriol de derler. Yani şu neyi çok önemli değil burada. Onun için doğru mudur? Doğrudur. Primer, sekonder ve tersiyer alkol grubu içeri. Bakın şu hidroksil grubunun olduğu karbon bir tane karbona bağlı olduğu için şuradaki karbondan dolayı primer alkol. Şuradaki hidroksil grubunun bağlı olduğu karbon bir buradan bağlı bir de buradan. Şuradan sekonder alkol özelliği gösterir. Buradaki hidroksil grubuna bakarsak bu karbon 1, 2, 3 karbona bağlı. Tersiyer karbon. Doğru mudur? Doğrudur. Evet alkoller suda iyi çözünürlüktür çünkü hidrojen bağı var. Hidrojen bağı ekstra çözünürlük sağlar o zaman hepsidir. Üçüncü soruya baktığımızda yukarıda formüle verilen bileşiklerden hangileri doğru adlandırılmıştır? Evet ne demiştik? Hidroksil grubunun yakın olduğu uçtan numara vereceğiz. 1, 2, 3, 4. 3'te klor var. 2. karbonda da bu var. 2, bütan, 4 karbonlu ol diye bitiriyoruz doğrudur. Evet geldik buraya. Bakın şu karbonun üstünde 3 tane metil grubu var. İstiyorsanız bunları açın. Daha rahat görebilirsiniz. Açınca şurada da. Evet 3 tane metil grubunu böyle açtık. O zaman numara veriyorum. 1, 2, 3. İkinci karbonda hem altta hem aşağıda hem yukarıda metil var. 2, 2 dimetil ve birinci karbonda hidroksil grubu olduğu için bir propanol. Geldik buraya sekonder bitil alkol demiş. Bakın. Şimdi şu bu Hidroksil grubunun bağlı olduğu karbon 3 tane karbona bağlı olduğu için bu nasıl bir karbondur? Tersiyerdir. Bu tersiyer mütül alkol olması gerekir. Onun için cevap 1 ve 2'dir arkadaşlar. Dördüncü soruya baktığımızda yukarıda verilen alkol türevlerden hangileri sekonder yani ikinci alkol içerir? Evet hidroksil grubunun bağlı olduğu karbon eğer iki tane karbona bağlıysa buna sekonder diyoruz. Bakın bunun bağlı olduğu karbon bu ve bağlı olduğu kaç tane karbon var? 3 karbona bağlı olduğu için bu bir ters yer alkoldür. Geldik buraya. Bakın bu karbon bir buradan bağlı bir de buradan. O zaman burada sekonder alkol var. Burada aynı zamanda primer alkol de var. Ama sekonder alkol var mı? Var. İçeriyor şu sekonder. Şuradaki hidroksil grubuna bağlı olduğumuzda primer oluyor. Buraya geldik. Bakın bu karbon atomu iki tane karbona bağlı olduğu için sekonder alkoldür. Geldik buraya. Bakın. Hidroksil'in bağlı olduğu karbon bu. Peki kaç tane karbona bağlı? Bir tane karbona bağlı. Bu da primer alkol özelliği taşır. O zaman cevap nedir? 2 de var, 3 de var arkadaşlar. 5. soruya baktığımızda aşağıdaki bileşiklerden hangisinin sistematik adı yanlış verilmiştir? Evet ikili bağ burada hidroksil burada hidroksilin ikili bağa göre önceliği vardır. Yani bunun yakın olduğu şu işte numara veriyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet 2 de hidroksi var. Evet 2 hidroksi Bakın 5'te klor var. 5 kloro. 3. karbonda metil var. 3 metil ve 4. karbonda ikili bağ var. 4 penten demiş. Bileşi yansıtmasını yansıtmış. Doğru mudur? Doğrudur. Evet en bütanol demiş. Dikkat edin. 1, 2, 3 karbon var. Zaten bütan dediğin 4 karbon. Yani bu, bu, bileşik bunu yansıtmış. Bu nedir? Propanol. Ya yani en propanol diyebiliriz. Uçtan bağlanmış. Şuradan bağlansa izopropil alkol ya da izopropan. Ol gibi bir isim kullanabilirdik. Burada 4 karbon yok bir kere yanlıştır. <laughs> C şıkkına bakarsak bakın hidroksilin yakın olduğu şu işte numara verirsek 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2'de ve 3'te hidroksil grubum olduğu için 2, 3, 6 karbon olduğu için hegzan diyor. Geldik buraya 1, 2, 3. 2, 2 dimetil ve 3 karbon olduğu için ana zincirim propanol doğrudur. Evet E şıkkına baktığımızda ikili bağlar var. Hidroksil grubu var. Hidroksil grubu ikili bağlara göre öncelikle buraya 1 dedik. E evet, şuraya 1 dedik. Peki bu taraftan mı devam edeceğiz? Buradan mı dersek? Burası ikili bağ daha yakın olduğu için buradan devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet 5'te brom var. 5 brom 2 ve 4'te de ikili bağ olduğu için 2 4 siklo hegza diyen ve birinci karbonlu alkol grubu olduğu için bir ol demiş. Doğru adlandırmış arkadaşlar. 6. soruya baktığımızda yapı formülü verilen organik bileşikle ilgili hangileri doğrudur diyor. Evet doymuş hidrokarbondu diyor. Bakın bir kere yapısında oksijen var. Bunun hidrokarbon olma şansı Yok. Doymuş. Bir alkol dese olabilirdi. De. Yupak adı diyor. Bakın Yupak adı biliyorsunuz ki Yupak numara verir. Yani 1, 2, 3, 4. Bu birleşik. Yupak adı 2-metil 2-butan oldur arkadaşlar. Yani bu da yanlıştır. 2-pentanol ile yapı izomeridir. Bakın bu da 5 karbonlu alkol bu da 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu alkol. Yani ikisi de 5 karbonlu alkol olduğu için kapalı formülleri aynı açık formülleri farklıdır. 2 pentanol dediğimizde şudur bakın. 5 karbonlu ve 2. karbonda alkol grubu var. Kapalı formülleri aynı açık formülleri farklı olduğu için bunlar birbirinin izomeridir. Cevap o zaman yalnız 3'tür arkadaşlar. 7. soruya baktığımızda 1, 5, dibrom, 3, 4, diyetil, 6, metil, 2, 7, oktan, diol bileşiğinin iskelet formülü aşağıdakilerden hangisi? Ya bileşiği çizersiniz hangisi benziyor diye bakarsınız ya da tek tek adlandırırsınız arkadaşlar. Yani ben o zaman adlandırma taraftarıyım çünkü çizdiğimiz bileşiğin bazen şekli ona uymuyor falan. Evet hidroksilin yakın olduğu uçtan buradan gelsek 1, 2, buradan da gelsek 1, 2. Hidroksil grubum için fark etmiyorsa dallanmanın yakın olduğu uçtan evet buradan. O zaman 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Oktan dediği için tutuyor. Peki adlandırsaydık. Bakın. Birinci karbonda ve beşinci karbonda brom Yani 1, 5, dibrom. Tutuyor mu? Tutuyor. Üçüncü karbonda ve dördüncü karbonda. Dikkat ederseniz burada iki grup, iki karbon olduğu için burası da etildir, burası da etildir. 3, 4 diye etil. Orası da tutuyor. E, altıncı karbonda burada da bir karbonlu bileşim olduğu için metil, altı metil. İkinci ve 7. karbonda da alkol grubum olduğu için 2, 7 ve 8 karbon olduğu için oktan diol şeklinde. O zaman bileşiğimiz budur arkadaşlar. En azından şanslıyız ki ilk bileşikte A şıkkında bulduk. Ya da dediğim gibi kendiniz çizip iskelet çizgi formülünü şıklardan kıyaslayabilirsiniz. 8. soruya baktığımızda yukarıda sistematik adları verilen bileşiklerden hangileri tersiyer alkoldür diyor. Evet Çizersek bakın 1, 2, 3 propanol dediği için ikinci karbonda metil var. İkinci karbonda da alkol grubu var. Şuralarda doyurursak hidrojenle. Evet bu nedir? Hidroksilin bağlı olduğu karbon 3 karbona bağlı olduğu için tersi yer alkoldür. Doğrudur. 2, 2 dimetil, 1 propanol. Yine bakın 3 karbon var. 1, 2, 3. Burada ikinci karbonda 2 iki tane metil var. Burada da hidroksil grubum var. Bakın hidroksilin bağlı olduğu karbon kaç tane karbona bağlı? Bir karbona bağlı olduğu için bu bir primer alkoldür. Yani şuradaki dallanmaya aldanmıyorsunuz. Hidroksilin bağlı olduğu karbon kaç karbona bağlı ona bakıyorsunuz. Evet. Üçüncü yargıda diyor ki bir metil bir siklopentanol. Şimdi siklopentanı bu şekilde çizsek. Burada metil grubu var diyor. Yine burada hidroksil grubu var. Bakın hidroksilin bağlı olduğu karbon bu karbonu. Peki bu karbon buradaki karbonlara sayısal. 1, 2, bir de şurada var. 3 karbona bağlı olduğu için yine bir tersiyer alkoldür. Cevap 1 ve 3'tür arkadaşlar. 9. soruya baktığımızda diyor ki yukarıda verilen bileşik çiftlerden hangileri birbirinin yapı izomeridir? Yapı izomeri demek kapalı formüller aynı açık formülleri farklı. Şimdi bir bakarsak 1, 2, 3 karbonlu bir bileşik 1, 2 karbonlu bir bileşik. Bir kere bu bileşikle bu bileşiğin yapı izomeri olma şansı yoktur. Çünkü karbon sayıları tutmuyor. Geldik buraya. İstiyorsanız tek tek yazıp mesela şöyle karbonları yazıp şuradan işte burası CH2 CH2. CH2 şurası da CH. Yani şöyle yapabilirsiniz. Sayabilirsiniz. Bakın 1, 2, 3, 4, 4 karbon. C4. Hidrojen 2, 3, 4, 7, 8. Oksijen de 1. Yani burayı da sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. Hidrojen 2, 4, 6, 7, 8. Bir tane de oksijen. Bunlar birbirinin izomeridir. Zaten şöyle söyleyeyim. Alkenlerle sikloalkanlar birbirine izomeridir. Birer tane de hidroksil grubu bağlı. O şekilde de bakabilirsiniz. Geldik buraya. 1 2 3 4 karbon C 4 hidrojen 3 6 9 10. Bir tane de oksijen var. Bunu da sayarsak 1 2 3 4. 4 karbon, hidrojen 3. Evet şurayı söyleyeyim. Burası karbon şu an 4 bağ yapmadığı için burası basımda sıkıntılı bence. Burayı da C harfi yazacağız çünkü biliyorsunuz karbon 4 bağ yapar. 3 5 7 9 bir de şurada 10. Bir tane de oksijen var. Yine bunlar birbirinin izomeri oldu. Kapalı formülleri aynı açık formülleri farklı. O zaman cevap nedir? 2 ve 3'tür arkadaşlar. 10. soruya baktığımızda yukarıda yarı açık formülü verilen bileşiğin sistematik adı diyor. Hangisidir? Evet hidroksilin yakın olduğu uçtan işte numara vereceğiz. Buradan gelsek daha uzak oluyor. Şuradan daha yakın oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, Böyle gidersem bir karbon böyle gidersem iki karbon olduğu için 6 ve 7 oldu. Dikkat edersek 4. ve 5. karbonda metil var. O zaman 4, 5 dimetil şunu ve şunu söyledik. Dimetil 3. karbonda 3 al, alkol olduğu için 7 karbon olduğu için heptan 3 heptan ol diye adlandırıyoruz. O zaman şıklara baktığımızda B şıkkındaki gibi olur arkadaşlar. Testimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.